Abi biz halktan mı koptuk acaba Tancan ya? Hiç düşünüyor musun bunu bazen? Abi bunu biraz ben test ettim geçen annemin evinde kalırken. Şöyle şeyler dinledim yani. İnsanlar eve çok geç gidiyor. Yani şu an bak ciddi konuşuyorum bu arada. Tamam. Yani çalışma saatleri o kadar artmış durumda ki Türkiye'de. Geçen bununla indeksler de çıkıyordu. Gerçekten Türkiye'nin çalışma saatleri saçmalık. Özellikle de daha mavi yaka işlerde. Hatta beyaz yakada da artık. Gece 11'lere 12'lere mesailer bilmem ne insanlar evlerine gidemiyorlar. Zaten ücretler düştü bir yandan da. Yani daha artmadı. Yani ücretlerin alım gücü düştü. O yüzden insanların eve gidip geçirebilecekleri vakit çok kısalmış. Bir saat falan ve onda da böyle açıp ay dur kaliteli bir şey izleyeyim diyecek bir kafa ya da bir beklenti de yok artık insanlarda. Açıyor güldür güldür şov mu var? Yapıp kapatıyor. Açıyor kara filmler mi var? Kara komik işte. Basıyor geçiyor. Recep İvedik mi var? Türk dizisi ne var? Dönüyor abi ekranda. Hiç kimsenin umurunda değil ne oldu. Çünkü vakti yok. Beyni yok. Beyni yok derken yanlış anlaşılmasın. Yorgun. Yorgunluktan Aha. bitmiş. Aynen yorgun. Ben o yüzden anlıyorum artık bu durumu. Yani kızmıyorum bu insanlara Yok açıkçası. canım. Yani. Zaten seyirciye kızmak diye bir şey yok dayı. Yani hani Evet. tüketici tüketicidir. Demin Lightyear'da Ama da onu bitmiş konuşuyordum. insanlar. Yani tüketiciyi angut zannedip yaptığım plan tutmuyor. Ama hani anladın mı? Tüketici de böyle vallahi biz de Coppola izliyoruz falan gibi de olmuyor. Yani onu Evet. zaten anlayıp seyirciye doğru düzgün bir şey çıkarabilmek asıl mesele. Ve Aynen. muhtemelen bu dediğimiz konu daha da kötüye gidecek abi. Yani çok standart olacak iki işte çalışmak, ekonomi bu şekilde giderse. Tabii işte o yüzden mesela duyduğum hikayeler hep şöyleydi benim de. Abi gece eve gidiyorum eve açıyorum Show TV güldür güldür şov izliyorum. İki gülüyorum kapatıyorum falan diyoruz. Yani ben ne diyeyim şimdi güldür güldür şov o kadar da komik değil. Çünkü bak buradaki espriler bir... Onu ya yine dinlemez zaten aç da umurunda Dave Chappelle izle. Bak nasıl translara küfür değil ediyor. yani. Aynen. Neyse ama. O yüzden maalesef yani ve Türk ya bu işte bak aslında bu bir sömürü. Yani Tabii canım. platformlar bunu kullanıyorlar şu anda. Kullanıcıyı kullanmak. Ulan zaten vakti yok ne dayasak bildiğinden dayayalım. Recep İvedik biliyor görse izleyecek. Hani çok şaşırmayacağı bir şey koyalım. Yeniden başlamasın yeni bir karakter tanımasın. Yasak Elma'yı biliyor zaten 5 senedir izliyorlar. Dur bak oradan girelim falan. Kötü strateji değil ama sömürme stratejisi bence bu. Yani gelen nokta bu ve bu şekilde devam edecek, artarak da devam edecek muhtemelen. O yüzden muhtemelen bizim ülkede yani TikTok falan gibi mikro sosyal medyaların gücü de artmaya devam edecek. Çünkü adam yarım saat, bir saat bir şey izleyeceğine atıyorum. İşte 15 saniye, 30 saniye, 1 dakikalık şeylerde tüketmeye Kesinlikle devam evet. edecek. O da işte aslında şey yaratıyor, böyle bir ne diyeyim, iyi bir şey tüketmedikçe daha da iyi bir şey tüketememe spirali yaratacak. Yani anladın mı? Hani İşte orada sömürülüyor bence işte. işte Yani evet fark yani. etmeden. Arada böyle bir damak tadını değiştirecek, insanın gustosuna bir şey katacak bir şey almadığı sürece daha iyi eserden giderek kopmaya başlıyoruz. Bu da çok normal bir şey. Bu mutfağımızda da oluyor abi işte. Bak bunu yıllardır konuşuyoruz. Seninle şimdi video çektik daha yeni. Bundan 20 sene önce iyi bir döneri 5 liraya yiyordun, değil mi? Bak bir tane döner bildiğin en basit. Ne Kaç sene güzel önce dedin yağlı abi yağlı. 5 liraya? 20 sene önce Ha diyorum tamam dedim. okey. 20 sene önce evet. Tabii yiyorduk. Biz öğrenci halimizde de en iyi kebabı, en iyi döneri 3 liraya, 5 liraya yiyorduk. Hatta ucuzu 1 Sekiz liraydı, buçuk. kalitesi 3 lira 5 liraydı tamam Okey. mı? Şimdi ne oldu? O kaliteye erişemedikçe sen paran düştü, vaktin düştü. Ağız tadın bozulmaya başladığını hissetmiyorsun. Çünkü daha bozuyorlar onu. İçine yağ koymuyor, kötü et koyuyor, salça basıyor bilmem ne. Normalleşmeye başlıyor. Sonra diyorsun ki bugün işte Doritos koydum dönerin içine diyor. Aa diyorsun çok iyi. Çünkü 20 sene öncekini unuttun gitti artık. Bitti. Tabii. Mis gibi bedava yediğin o kaliteli döner artık seni alıştırdıkları için, sömürdükleri için o lezzeti unuttun. Ve bunu savunmanı da sağlıyorlar sana. Daha da üzücü. Bu içeriği de savunuyor, yemeği de savunuyor. Ama yine kızamıyorum. Ne yap? Yani okey. Yani suçlu o değil çünkü ama suçlunun da suçlu bence şu hatalıyı ya da buradan zorlayanı da görmek istemiyor. Ya da ona kızamıyor. Kızınca da sana kızıyor ya da sen kızıyorsun, ben kızıyoruz, bize kızıyor bu sefer. Tamam sen kızmıyorsun bırak ben kızayım o zaman. Hani bana karışma yani. Ben senin hakkını savunuyorum zaten. Ya da kendi hakkım da senin hakkında bir ben onu savunmaya çalışıyorum yani. Yok abi geçen bir arkadaş yazmış bize ibretlik yorum. Adamın çocuğun ismini sakladım da. Yani bazı evlerde spesifik partili ailelerde büyüyünce gençlerimizin akıl yapısı biraz tuhaf oluyor bak. Bir tane yorum geldi bana okumak istiyorum. İbretlik bir yorum Tabii. bence. Genç bir kardeşimiz şöyle yazmış.
ekonomiyi eleştirmenize karşı değilim. Ama yanlış yere tepki gösteriyorsunuz abi. Bence tepkiyi AK Parti'ye değil, Ekonomi Bakanı'na göstermek mantıklı değil mi? Siyasetçi ekonomiyle ilgilenmez. İlgilenen bölüm Ekonomi Bakanı. Ekonomiyi savunmuyorum ama ekonomiye tepki gösterdiğiniz kısımda yanlış yere tepki gösteriyorsunuz. Ekonomi Bakanı'na tepki göstermek lazım bence. Bütün cümlede hiç noktalama işareti yok bu arada. Yani hani böyle şey oluyorum ya. Ben kızamıyorum da bu çocuğa artık. Çünkü bu yani 20 sene bu çocukları böyle işlediler. Yani artık bunlar çocuktur ya. Gençtir bu kardeşlerimiz bizim. Bu böyle büyümüş. Böyle bir ailede büyümüş belli ki. Şimdi yani akıllı bir insan düşünerek ulaşacağı bir sonuç değil bu belli ki. Bunları ezberletilmiş bir takım cümleler. Ne diyeceğim? Hani bir şey de diyemedim. Ah be kardeşim deyip paylaştım yani. Çocuğa da kızamıyorum. İsmini de sakladım zaten şey olmasın diye, linç yemesin diye. Tuhaf bir durum yani. İşte ya bize de anlatılmıyordu bazı şeyler. Ben mesela şimdi geçmişte 90'larda alınan kararları falan işte oy vereceğimiz dönem ben çok heyecanlıydım böyle. Evet, buna çok kızdım artık. Buna oy verilmez, şuna vereceğiz falan diye böyle çok şeydim. Ama o zaman da basın bizi çok yönlendirmiş yani. Çok da kafam çalışmıyormuş yani dönem. Sonradan anlıyorsun onu. Geçmişe dönük daha aklı başında yazıları, makaleleri, kitapları, akademisyenleri falan okuyunca ulan tabii bize bunlar anlatılmadı ki falan oluyorsun. Belli ki o evde de anlatılmıyor. Üzücü yani. Tabii ya. Geçen YouTube'da yine böyle genç bir çocuğun yaptığı bir tane videoya denk geldim. Anlatıyor böyle CHP'de şöyle oldu, AKP'de böyle oldu, bilmem ne oldu falan filan. Bir yerde şey dedi, kabul edin ya da etmeyin. Erdoğan çok iyi bir politikacı falan dedi, böyle oldu. Yani PlayStation satın almak için kaç işte aynı anda çalışman gerekiyor genç kardeşim ya. Yani yapmayın artık arkadaşlar ya. Yani elinizden bazı haklarınız o kadar zaman önce alındı ki haklarınızın gittiğinin bile farkında değilsiniz ve kabullendiniz bazı şeyleri. Senin döner mevzunun daha netini söylemiş olayım ben yani. Millet farkında değil mi? Güzel döner bulamaz oldu çünkü güzel döner sunulmaz oldu ama ve artık üzerine bir nesilde geçtiği için kimse de güzel döneri hatırlamadığı için artık böyle cümleler kurabiliyorlar ama yani belki de geldiğimiz noktaya bakarak iyi bir yerde olmadığımızı söylemek çok da ayıp değildir ya. Yani tamam, doğru da hani, değil. Geldiğimiz nokta belli kral.